Şimdi 84. Oscar ödül töreni Greenwich ortalama saatine göre 26.02.2012 tarihinde -8 saat dilimini kullanan Los Angeles kentinde yapılmıştır. Tören Los Angeles saatine göre 19.30'da başlamış ve Türkiye'de televizyon kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanmıştır. Törene katılan bir Türk yönetmen aynı gün Los Angeles saatiyle 23.30'da uçağa binmiş ve uçakta kendisine uçuş bilgilerini içeren bir broşür verilmiştir. Broşürde Los Angeles ve, İstanbul arasındaki uçuş rotası aşağıda verilen haritadaki gibi yay şeklinde gösterilmiştir. 13 saat süren kıtalar arası bir uçuşun ardından uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmiştir. Uçak 3 saatlik bir aktarma molasının ardından yeni yolcularıyla birlikte Türkiye'nin ulusal saatinden 4 saat ileri olan başka bir kente uçmuştur. Dedik ya Demir Müge Hanım, soru aslında çok uzun bir soru ve iyi düşünülmesi gereken bir soru. Şimdi bir kere sevgili öğrencilerimizin burada dikkat etmesi gereken çok önemli bir şey vardı. İlk dikkat edilmesi gereken şey neydi? 26.02.2012 tarihi. Şimdi burada ikinci aydan, yani kış aylarından, Şubat ayından bahsediyoruz. Dolayısıyla Şubat ayı bizim için saat dilimi olarak ikinci saat dilimini kullandığımız saat dilimidir. Şimdi bunu bir yere not etmeleri lazım. İkinci saat dilimini kullanıyoruz. Dolayısıyla sorulara geldiğimizde ilk soruda diyor ki, yalnızca yukarıdaki parçada verilen bilgiler göz önüne alındığında, 1. Oscar ödül töreninin canlı yayınla Türkiye'den izlenmeye başladığı tarih ve saat nedir? Şimdi bu önemli. Şimdi burada arkadaşlarımız ne yapacaklardı? Bir kere Los Angeles -8'de, biz +2'deyiz. Bu şu demek, arada 10 saatlik bir zaman farkı var demektir. Şimdi törenin yapıldığı saat burada çok önemli. Şimdi öğrenciler eğer uçağa biniş saatini almışlarsa 23.30'u çok büyük yanlış yaptılar demektir. Halbuki buradaki önemli olan tören saatiydi. Dolayısıyla burada 19.30 var. Bizim de bir daha belirtiyorum. -8 Los Angeles, +2 Türkiye. Dolayısıyla arada 10 saat var. Üzerine eklediğimiz zaman bu 29.30 yapıyor. Gün değişmiş oluyor. 24 saatli bir zaman dilimi araya giriyor. Dolayısıyla 29.30'dan 24'ü çıkardığımızda bir gün değiştiği için burada kalan saat farkı yani saat 05.30 oluyor. Dolayısıyla gün değişmiş olacak. Biz doğuda olduğumuz için bir gün ileriyiz. 27.02.2012 ve sabaha doğru 05.30. Bu nedenle bu şıklara baktığımızda burada elimizde olan seçeneklerde gördüğünüz gibi Adana A şıkkı, C şıkkı ve E şıkkını görebiliyoruz. Hemen devamında şu soru geliyor. Los Angeles ve